Değerli takipçiler, Violent Kombi'de kırmızı alev işareti neden yanar, nasıl olur? Farklı video izleyeceksiniz, inanamayacaksınız. Öncelikle kombimizin zaten kurulum montaj hatası var. Bakın, borumuzu gördüğünüz gibi şu şekil yukarı doğru çıkıyor. Hani Süpermen gibi yukarı çıkıyor. Normalde şu şekil olması lazım. Gelen firma tüketicinin isteği üzerine, tüketici diyor ki benim kombim su akıtıyor, yani yağmur falan kar yağdığında içine buradan su geliyor. Dirsek aldırtmışlar, dizeyi taktırmışlar ama dünyanın değil, kainatın en büyük yanlışını yapmışlar. Niçin? Sıcak suyu açtığınız zaman şimdi size ne gibi sıkıntı olduğunu göstereceğim. Bakalım şimdi. Şunu alır mısınız abla? Bakın değerli takipçiler. Yanlışı gördünüz mü? Böyle bir saçmalık mümkün değil, olamaz. Kombide hararet yapıyor. Şimdi orayı biz ne yapmaya çalışacağız? Bakalım yapabilirsek düşmeden. Bir bıçak alabilir miyim? Abla. Şu güzel abla. Daha sivri ucunu bir var mı abla? Şurada. Ha. Oradan gözüküyor mu oradan? Almaya çalışıyorum. Değerli takipçiler, bu parçayı buraya tüketiciye aldırttıran esnafa bunu vereceksin, fotoğraf çektirteceksin. Yani böyle bir rezillik yok. Tüketiciye boş yere masraf yapıp aldırttırmış. Saçmalığa bakar mısın ya? Saçmalığa bakar mısın? Cep telefonu bir alabilir miyim hanım? Ben buradaki bir şeyi göstereyim. Bakın. Yamuklu, bilmiyorum net görebiliyor musunuz? Yukarı doğru duruyor. Şöyle baktığınız zaman değerli takipçiler. Tut. Dua edin, müşteri yanımdaydı. Yoksa çok kötü olurdu.
kağıt, bant. Onlar mı bir bantladı abla bunu? Evet. Evet. Şimdi tüketici burada ne kadar ücret verdiğini söylemeyeceğim. Zaten rezilliğin bini bin para. Bir. Şimdi burada yapılması gereken, eğer oradan su akıyorsa bir tesisatçı çağıracağız. Kombi yukarı doğru kalkacak. Tüketicinin sıkıntısı gidecek. Tüketici buraya kombi bakımı için çağırıyor. Ve kombi bakımında yaptıklarını söyleyeyim. Değerli takipçiler, gördüğünüz gibi tesisatçı arkadaşımızı çağırdık. Kombimiz yukarıya kalktı. Baca normal bir şekilde meyilli geldi. Ve şuradan da görebiliyorsunuz bu bacasını. Gördünüz değil mi? Çok görünmüyor ama evet. Harika. Ve değerli takipçiler, uzun lafın kısası tüketicimiz peteklerimiz ısınmıyor. Kombi bakımı diye çağırıyorlar. Verdikleri aşağı yukarı 250 TL bir rakam. Ve şu an 5 yıldan beri peteklerin üstü sıcak, alt taraf buz gibi. Ve buraya tesisatçı arkadaşımızı gönderdik. Yaklaşık buradaki işi belki yarım saat ya da 45 dakika, bilemediniz, 1 saat sürmeden sağdan sola, soldan sağa alarak kombi çalışır duruma geldi. Sıkıntı neymiş diyecek olursanız, 5 seneden beri tüketicimiz bağlantı boruları yanlışmış. Hemen bunu da izah edelim ama siz kesinlikle kendiniz kafanıza göre yapmayın. Çünkü bunu bilir kişi, nere giriş, nere çıkış, tesisat acaba doğru mu değil mi? Kombinin altına baktığımız zaman değerli takipçiler, sağ taraf, bakın kombilerin sağ taraf, kombilerde devir daim pompa motoru neredeyse dönüş kombinin orasıdır. Dönüş demek sıcak suyu ısıtır, en son dönüşe gelir. Bu kombinin dönüş borusuna bakın. Dönüş borusu burada. Biz geldiğimizde muhtemelen bu buraya bağlıydı. Sağ tarafa. Bakın. Arkadaşımız ne yapmış? İleri bağlantılarını bozmadan geldi. Burası dönüşü ne yapmış? Sol tarafa vermiş. Şu da kombimizin içinden çıkan yanar yanmaz ısı ilk buradan çıkıyor. Bakın kaynar sıcak su çıkıyor. Hop. Buradan gidiyor. Tesisattan dolanıyor. Hop, kombinin dönüş filtresine geliyor. Yani arkadaş, içerideki bağlantıların yerlerini, girişlerini, çıkışlarını değiştireceğine direktmen buradan sağdan sola aldı. Şu an artık tüketicimizin yaktığımız peteklerin altı, üstü 10 numara ısınıyor. Ne diyoruz? Doğru, düzgün, gerçek bilgi paylaşıldıkça ve paylaşıldıktan sonra güzel kullanılsa çoğalır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.